Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran stüdyomuzda. Sizinle ve bizimle birlikte vatana, millete, memlekete Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleyeceklerini söyleyecek. Ardından iktidardan konuğumuz var. Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya Milletvekili Naci Bostancı. O da bütün bunlara yanıt verecek. Onların da söyleyeceği var. İktidar olarak vatana, millete, memlekete Erkan Tan'la Başkent'ten programında bugünkü konuklarımız bu şekilde ekranlarınıza gelecek. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Ben de bizi izleyen vatandaşlarımıza günaydın demek istiyorum. Ayrıca bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Dolayısıyla bütün kadınlarımızın hem bugünü hem bütün günleri güzel olsun. İnşallah kadınlara karşı uygulanan ayrımcılık, şiddet sona ersin. İnşallah. Efendim dün Sayın Başbakan dedi ki CHP'ye gönüllenmiş tüm vatandaşlarıma sabır versin. Allah bunu diliyorum. CHP seçmenine sabır versin, Allah bunu diliyorum. Ve Türkiye'nin dış politikasını anlayamayan bir genel başkan demokrasimiz için çok büyük bir talihsizliktir dedi. Yani tabii Sayın Başbakan'ın söylediklerini, dediklerini takip etmek mümkün değil. Bugün gazetelerin manşetinde de var. Allah ve millet bizi affetmez dedi. Doğru demiş. Evet. Yani Allah ve millet Sayın Başbakan'ı ve icraatlarını affetmeyecek. O çok çok ağır konuştunuz efendim. Ya biz bunu bir tweet yapalım mı? Yani, yapabiliriz. Yani bugün gazetelerde de var. Başbakan doğru söylemiş dediniz. Başbakan doğru, yani diyorlar ya Cumhuriyet Halk Partisi doğru olduğu zaman doğru söylemiyor diyorlar. Yani ya iyi söylenen şeyleri başbakan çok doğru söylemiş. Bu millet 75 milyon yurttaşımız ve Allah bu başbakanı ve onun icraatlarını affetmeyecek. Niye böyle konuşuyorsunuz? Gündem ortada. Yani şimdi Türkiye'nin düştüğü durum ortada. Yani Türkiye'ye bir bakıyorsunuz, yani işte doğal afetler kurtarma gönderiyoruz. Kurtarmaya gönderdiğimiz insanlar kayboluyor. İşte uçağımız efendim toplantı için bakanımız bir ülkeye gidecek. O ülkeden geri Tornistan, Bağdat'a giderken geri dönüyor. Yani işte askerlerimiz şehit oluyor. İşte Afyon'da patlamalar oluyor. Doğal afet şehidi diyoruz. Yani hakikaten vatandaşın gündemi, öncelikleri çok farklı. İşte bugün çarşamba sabahı, dün başbakanın konuşmalarını izlediğiniz zaman, katıyorum tabii ona da cevap veriyorlar. İlk başbakan konuşuyor. Daha sonra da diğer muhalefet partileri, ana muhalefet partisi olarak biz konuşuyoruz. Tabii böyle bir usluba, böyle bir konuşmaya yani cevap vermek durumdasınız. Çünkü sizin soyunuza, sopunuza, partinize, size oy verenlere hakaret eden, bu ülkenin kurucu değerlerine hakaret eden, sürekli olarak her ağzını açtığı zaman İsmet İnönü Paşa'dan bahseden ve ondan korktuğunu da itiraf eden, işte Atatürk'e yandan dil uzatmaya çalışan bir başbakan var. Yani Türkiye'nin gündemi siz görüyorsunuz, işte biraz evvel de konuştunuz. Vatandaşın gündemi iş aş. Vatandaşın gündemi işte atanamayan öğretmenler eylem yapıyorlar. Şu anda parkta bekliyorlar. Yani vatandaşın gündemi başka, başbakanın gündemi başka. Tabii dolayısıyla hakikaten yani bu kadar Türkiye'nin öncelikli gündemi varken, Türkiye'nin bu kadar vatandaşın sorunları varken, siyaset kurumu bunlara çözüm üretmesi gerekirken, siyaset bunlara vatandaşa hizmet etmesi gerekirken, başbakan sürekli olarak yeriyor, sürekli olarak insanları ayrıştırıyor, sürekli olarak çatışıyor. İşte dünkü konuşması, şimdi hadi bana desin ki bugün bir vatandaşımız, dünkü başbakan ilk konuşuyor, vatandaşımıza bunu söyleyelim, evet. Başbakan ilk konuşuyor. Yani eğer, derken hani sıra olarak. Evet, salı günü, salı günü. Gerçi parti grup toplantısı konuşuyor. Yapmadılar ama ayrı bir yerde toplandırdılar grup olarak. O bir istişare işte toplantısı, biliyorsunuz diye. Hani bu bir ikna etmeye çalıştığı dokunulmazlık kaldırılması ile ilgili. Şimdi başbakan, şunu iddia ediyorum, eğer konuşmasında halkın öncelikleri, halkın gündemine dokunan bir konuşma yapsa, ne ana muhalefet partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, ne başka partiler kalkıp başbakana cevap vermezler. Ama başbakan sürekli olarak birilerine hakaret ettiği yani zaman... Soruyorum dediniz olarak, yani konuşmada halkın gündemini mi arıyorsunuz, onu mu soracaktınız? Öyle olması lazım. Yani ama şimdi yarım saat, 40 dakika, 45 dakika sürekli olarak muhalefete, eğer dediğim gibi soyuna, sopuna, işte gelmişine, geçmişine hakaret eden bir uslup olursa muhalefet de bunun altında kalmıyor. Ona gerek yani biz icra yapacağız, icraat yapacağız da takoz oluyor hep bu muhalefet diyorlar. Bakın onu da hemen size şöyle bir şey söyleyeyim. Gelirken bunu özellikle getirdim. Geçen şeyde de konuşmuştuk. Ana biz seçim
sonucunda vatandaş bir partiyi iktidar yapıyor. Diğer partileri de işte ana muhalefet, muhalefet partisi olarak yapıyor. Şimdi ben burada vatandaşa da ben bunu şikayet ediyorum. Hı. Ben ana muhalefet olarak görevim hükümetin icraatlarını denetlemek, doğru yaptığı şeyleri onaylamak, vatandaş adına, millet adına yanlış yaptıklarını uyarmak. Benim görevim bu. Dur. Yani ya bana böyle ya ben kanun ya teklifi veriyorum. Millet böyle bir görev uygun gördü size. Böyle bir görev uygun görmüş. Ben de o görevimi yapmaya çalışıyorum. Bakın mesela toplam olarak şu ana kadar son bir yıl içerisinde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaklaşık 5000'e yakın soru önergesi vermişiz. 5000'e yakın. Bunun bu 5000'in aşağı yukarı 1500 tanesine zamanında cevap vermiş. 1000 tanesine de 15 günlük süre vardır. Ondan sonra cevap vermiş. Yani 3 aya kadar gelen cevaplar var. 2500 tanesine cevap bile vermemiş. Bu sorduğumuz sorular hep vatandaşın bize ilettiği, sorun olarak bize aktardığı, çözüm beklediği veya çözülmesini istediği konular. Ama hükümet bunlara cevap vermiyor. Yani biz bunu... Yani cevap vermiyor. Cevap vermiyor. Öyle mi? Onu mu zaten diyorsunuz? Yani AKP'li vatandaşa şikayet etmek istediğiniz bu, öyle mi? Doğru. Bakın AKP'li milletvekillere baktığınız zaman şeye bakıyorum. Milletvekilleri tarafından 2088 tane soru önergesi verilmiş geçen bir yıl içerisinde. Bunun 10.333 tane yazılı soru önergesi vermiş. Yani sözlü ve yazılı. 969 tane de meclis araştırması verilmiş. Bunlardan hemen hemen yüzdesel olarak baktığınız zaman AKP'li vekiller hiç yazılı soru önergesi vermemişler. Onlar sadece parmaklarını indiriyorlar, kaldırıyorlar. Yani başbakan talimat veriyor. Şimdi muhalefet olarak da biz bu soru önergileri nereden veriyoruz? Vatandaş bize geliyor, telefon arıyor, işte elektronik posta gönderiyor veya heyet olarak geliyorlar. Diyorlar ki bizim şu ilçede, şu beldede, şu bölgede, şu sektörde sorunumuz var. Biz de bunu millet adına soruyoruz. Yani muhalefetin görevi bu sorunları dile getirmek, eleştirileri hükümete aktarmak. Dolayısıyla demin söylediniz ya takoz oluyor. Tabii ki takoz olacak. Yani vatandaşın eğer sorunu çözülmüyorsa muhalefetin görevi de iktidarı bu konuda eleştirmek. Veya iktidara işte doğru yolu göstermek. Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekir. İktidar partisi seçildiği zaman o hükümetle icraat makamıdır. Ana muhalefet işte ana muhalefettir. Muhalefet partileri de millet adına hükümeti, icraatlarını, iktidar partisini hem denetlerler hem sorgularlar. Şey budur. Gerektiği zaman da muhalefet yaparlar. Yani milletin adına bir kanun yanlış çıkacaksa muhalefet ederler. Yani şimdi ya da kanun teklifi getirirler. O kanun teklifi oylanır. Ama genelde AKP kendi getirmediği hiçbir kanun teklifini bugüne kadar oylamadı. Bakın öğrenci kardeşlerimizle ilgili evvelki hafta bir ben kanun teklifi vermiştim. Tam bir yıl önce vermiştim. Bir yıl sonra zorla biz onu gündeme getirttik. Konu da şuydu. Türkiye'nin bütün 81 ilinde öğrenci kimlik kartıyla kardeşlerimiz toplu taşıma ücretleri yarıya insin ve o kimlik kartı bütün 81 ilde geçerli olsun. AKP reddetti. Teklif buydu. Çok önemli ama bu siyasi, ideolojik şu bu bir yanı yok. Bir daha söyler misiniz? Yani ama bunun bu bir örnek yani. Bunun gibi her konuda yani şehitlerle ilgili, gazilerle ilgili ne bileyim her konuda yaşlılarla ilgili, emeklilerle ilgili. Yani sonuçta dedik ki 81 ilde öğrencilerimiz tek bir kimlik kartıyla toplu taşımadan yararlansınlar. Farklı illerde farklı pasolar kaldırılsın. Bunların ücretlerinde de toplamda %50 indirim yapılsın. Yani bu vatandaşlarımız özgür bir şekilde, kardeşlerimiz özgür bir şekilde seyahat edebilsinler. Daha düşük fiyata. Adalet ve Kalkınma Partisi gözümüzün içine baka baka reddetti. Efendim Erkan Tan'la Başkent'ten programında Tekirdağ'dan Osman Erkan Tan. Bak o kürsüye geleceğim, neler söyleyeceğim. Kaç defa mesaj yazdım okumadın diyorsunuz Osman Bey, ama yazdığınız mesajları nasıl okuyayım? Yani biraz böyle hani daha hafif yazarsanız okunabilecek hale belki gelir. Ama yine de size selam olsun. Hülya Sağlam Osmaniye'den. Okullardaki kıyafet konusu çok yanlıştır. Fakir zengin meydana çıkacak. Bunun adı nedir? Yazık çocuklarımıza. Ömür boyu ezik yaşayacaklar. Ne dersiniz sayın vekilim demiş Hülya Sağlam. Bakın dün Sayın Başbakan yine ağzındaki baklayı açıkladı, çıkardı. Dedi ki işte bu faşist uygulamadır dedi ve 1945'leri dedi tek tip uygulamaları. Esasında yani demin de ifade ettiğim gibi Sayın Başbakan'ın derdi
buradaki öğrencinin kılık kıyafeti değil, Sayın Başbakan'ın derdi Cumhuriyet'in değerleriyle bir hesaplaşma içerisinde. Bunu her alanda görüyoruz. Her konuda bu var. Ve 1945 dediği bu kılık kıyafet, Atatürk'ün bu zengin öğrenci, yoksul öğrenci, öğrenciler arasında ayrımcılık olmasın diye ortaya koymuş olduğu, bütün dünyada da batıda da o zaman uygulanan bir yönetmelikti. 1924'tür bunun tarihi. Hakikaten yani siz de öğrenci oldunuz. Mesela biz tek tip giyiyorduk ama hatırlarsanız beden eğitimi derslerinde, evet. Şimdi öğrencilerin herkes serbest olarak giyiyordu. Bakıyorsunuz hali vakti yerinde olanlar marka eşofmanlar, renk renk eşofmanlar giyiyorlar. Ayaklarına ona göre spor ayakkabıları giyiyorlar. İmkanı olmayan ayakkabısını bile normal işte bir yırtık pırtık bir eşofman ayağına da günlük ayakkabısını giyiyordu. Yani ben bunu hatırlıyorum. Şimdi bunu tekrardan bütün şeye uygulamak yanlış bir şey. Gerçekten bir ayrımcılığa neden olabilecek bir şey. Ama yine ifade ettiğim gibi tabii bunun arkasındaki şey, Başbakan'ın bunu yapması ve onun bu konudaki tetikçi olan Bakan Sayın Dinçer'in yapmasındaki amaç milli eğitimi dini eğitim haline getirmek. Yani Allah Allah, bu çok önemli bir iddia. Bir daha toparlayarak söylerseniz yani özetini yapıyoruz. 4 artı. Yani kıyafet yönetmeliği milli eğitimi dediniz. Bir daha baştan siz söylerseniz. Şöyle diyelim. 4 artı 4 artı 4 var değil mi? Bir kere yani bu daha gündeme geldi, uygulanıyor. Ve şu anda sınıf yok, öğretmen yok, karman çorman. İşte bir tarafta atanamayan öğretmenler var, bir tarafta işte fiziki mekan olarak şeyler var, okullar yok, derslikler yok. Yani bir curcuna ve bir çorba oldu ama bunun arkasında tek bir amaç var. Bu milli eğitimi dini eğitim haline getirmek. Kılık kıyafetin arkasından da çıkacak olan şeyler, yine başörtüsü çıkacak, şu çıkacak, bu çıkacak. Yani burada öğrencinin efendim rahat giyinmesi, günlük kıyafet giyinmesi bahane. Yani işin bahanesi, esas amaç milli eğitimi Adalet ve Kalkınma Partisi her alanda yaptığı gibi dini eğitim haline getirmesi ve bunu bir parti devleti yönetimi bunu, anlayışında bunu uygulaması. Tweet yapıyoruz efendim. Kılık kıyafet yönetmeliğinin arkasındaki asıl amaç milli eğitimi dini eğitim haline getirmektir dediniz. Dedim. Söylüyoruz bunu efendim. Peki devam ediyoruz. Vatandaşın gündemi başka, başbakanın gündemi başka dediniz. Allah ve millet başbakanı ve icraatlarını affetmeyecek dediniz. Bunu sizler söylediniz. Biz de tweet olarak gönderdik Umut Bey. Gerçi bizim arkadaşlar yazmayı unutmuşlar. Başbakan haklı demiştiniz. Efendim demiş gibi seyircimiz. Doğru söylüyor demiştim. Doğru söylüyor demiştiniz. CHP denizdeki fırtınayı başbakan mı yaptı? Bir sor bakalım demiş Arzu Hanım. Yani şimdi tabii vatandaşımızın hep biraz evvel de ifade ettim. Yani CHP negatif olarak algılıyorlar ama görevi bu. Yani sonuçta olumsuzlukları gündeme getirecek. Eğer bir ülkede bir afet kurtarma varsa o afet kurtarmanın görevi vatandaşın can ve mal güvenliğini korumasıdır. Yani bu her alanda olduğu gibi, işte bugün terör konusu. Tamam. Şehitler veriyoruz, gaziler oluyor, yaralılar veriyoruz. Yani bir ülkede bir devlet, devleti yöneten hükümet, bir iktidar partisi vatandaşın can ve mal güvenliğini her şekilde korumak zorundadır. Bunun başka bir yolu yok. Fırtına olmuş. Ne yapalım canım? Ya doğal afet bu. Ayrı bir şey. Fırtınaya bir şey yapamazsınız ama yani fırtınadan oluşacak olan riskleri öngörmeniz lazım. Yani liderlik, iyi yönetim, yani o riskleri ölçmek, o risklere göre tedbir almaktır. Genel olarak söylüyorum. Yani evet. Bu şey üzücü bir olay. Kurtarma botundan diyorlar. Üzücü ama biz her şeyde bunu yaşıyoruz. Her konuda bunu yaşıyoruz. Her alanda bunu yaşıyoruz. Yani özetle Türkiye iyi yönetilmiyor maalesef. Devam ediyoruz efendim. Demiş ki bir seyircimiz Umut Oran tek affetmeyeceği Allah'ın ve affetmediği 60 yıldır iktidara getirmediği CHP'dir. Allah sizi iktidara getirmiyor işte demiş. Canan Aydın bu mesajı göndermiş. Ne diyorsunuz? Yani bizim de iktidara geleceğimiz günler yakın olduğunu ifade etmek isterim ve o zaman da hakikaten yani sosyal devletin, sosyal adaletin, biraz evvel ifade ettiğim gibi yani devletin mal ve can güvenliğine, vatandaşına nasıl sahip çıkacağını, Türkiye'nin gerçek gündem ve öncelikleriyle ilgili yani bir siyasi iktidarın nasıl hareket etmesi gerektiğini inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında vatandaşlar görecekler. Ekrem Nizamoğlu, CHP, Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP toplumun gerçek gündeminden uzak, al takke ver külah, ne de güzel kayıkçı kavgası ediyor
yapıyorlar demiş Ekrem Nizamoğlu ama siz ona bir yanıt verdiniz. Biz yapmıyoruz dediniz. Tabii yani şu anda baktığınız zaman iki kişiden bir kişinin oyunu almış bir parti var. Üçüncü dönemini yaşıyor. Normal olarak daha sakin, daha aklı selim, daha sağduyulu, daha nezaket içerisinde bir siyaset yapması lazım. Türkiye'nin gerçek gündem ve öncelikleriyle uğraşması lazım. Ve bunları yaparken de işte ne bileyim baştan geldikleri gibi yani esasında Adalet ve Kalkınma Partisi baktığınız zaman bu ülkenin önüne konulmuş bir Truva atıdır. Hı. Maalesef. Yani ne zaman ki işte o Truva atı kalenin içerisine girdi, gerçekler ortaya çıktı. İşte vatandaş gerçeklerle karşılaştı. Bakın 3Y diye geldiler. Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk. Şimdi bu 3Y'de misli misli bu arttı. Yani bu misli misli arttı. Veya yani, kalktı mı diye sormak mümkün hiçbirinde olabilir. Hiçbirinde kalkmadı. Yani işte yoksulluk ortada. Bugün enflasyon hala %9'larda. Bugün hala baktığınız zaman 10 yılda ekonomik verilere baktığımız zaman vatandaşın ya da hane halkının borcu işte %7'lerden %67'lere çıkmış. Yani insanımız borçlu olarak yaşıyor. Ne bileyim büyüme insanın günlük hayatına dokunmuyor. Vatandaşın cebine, vatandaşın evine, vatandaşın mutfağına, tenceresine o büyüme girmiyor. Gelir dağılımını azaltmıyor, işsizliği çözmüyor. Yani dolayısıyla bir tarafta doğalgaza, elektriğe, akaryakıta %25-%30 zam, öbür tarafta işte memura, işçiye, emekliye %5-%9 arasında zam. Yani baktığınız zaman yani vatandaş bir kere yoksulluktan şeyini kurtaramadı. Öbür tarafta yasaklara baktığımız zaman yani öyle bir noktaya geldi ki işte bakıyorsunuz adam oturuyor bu başbakan işte buralara cami dikilsin diyor. Efendim bu heykeller yıkılsın diyor. Efendim bu dizi kalksın diyor. Şimdi bir muhteşem yüzyılla ilgili bir milletvekili herhalde yalakalık olsun diye yapmıştır muhtemelen. Bundan sonra eğer bir dizi efendim şeye dokunursa işte tarihi kişilerin manevi haklarına eğer helal getirirse o yasaklansın diye bir kanun teklifi verdi. Yani bu yasaklar işte Cumhuriyet Bayramı'nı yaşadınız. Siz de Ankara'daydınız. İnsanların meydanda 89. yılını kutlamasını yani Türkiye'nin en önemli bana göre bayramı Cumhuriyet Bayramı ve onu kutlanması yasaklandı. Öbür taraftan biraz evvel yolsuzluk dedik. İşte daha yakın geçen hafta yaşandı. TOKİ olayı. Bakan itiraf ediyor. Başbakan fırçalıyor. Diyor ki ya diyor niye bunları söylüyorsun diyor şeye Erdoğan Bayraktar. Yani dolayısıyla hani yolsuzluk şeyle bir parti devleti oluyor. Bakın bu hafta parlamentonun gündeminde ombudsmanlık var. Vatandaş bana diyecek ki şimdi ya ben yani ekmek peşindeyim, geçim derdindeyim, hastam var. Ya ne alaka ombudsmanlık diyecek ama vatandaşı ilgilendiriyor bunu, bilmesi lazım. Yani baktığınız zaman ombudsman nasıl bir şey geliyor? Yeni bir isim. Ya ambalaj güzel, işte efendim kurdelesi var, paketi var, cafcafı var, etiketi de fiyakalı. Ama içine bir açıyorsunuz, alıyorsunuz ombudsman aldım diye, güzel bir şey aldım diye. İçinden yine AKP çıkıyor ve orada bir bozuk mal çıkıyor. Defolu mal çıkılıyor. Defolu ürün çıkıyor. Bakın ombudsman. Biz bugün muhtemelen bu ombudsman yemin edecek. Ombudsmanla ilgili... Ben tutayım isterseniz onu. Siz oradan anlatın. Evet. Şimdi ombudsman, neyi gösteriyorsunuz? Ombudsman evet. Şu demek. Emin kişi. Eğer bir vatandaşımız, yani herhangi bir vatandaşımızın kamu kurumlarıyla bir sorunu olursa veya başbakanlıkla, hükümetle bir sorunu olursa veya efendim mecliste parlamentoyla sorumlu olursa vatandaş gidecek bir şikayet mekanizması olarak yargının da çözemediği noktalarda bu baş deneticiye ya ombudsmana gidecek. Ama siz oraya yanlış yazmışsınız. Ombudsman dediniz ama akbutsman yazıyor sizin bu peki şeyde. Peki soralım o zaman vatandaşımıza bakın ombudsman baş denetçisi seçilen kişi kamu kurumlarıyla ilişkisi olan bir kişi. İşte Türk Hava Yolları'yla daha evvel hakimliği zamanında seyahat etmiş, ağırlanmış, efendim yurt dışına götürülmüş, evladı orada çalışıyor. Çalışabilir, herkesin evladı bir yerde çalışabilir ama evet. Hakim, ombudsman, baş denetçi yani o kadar dikkat etmeniz gerekir ki. Şimdi oğlu Türk Hava Yolları'nda çalışıyor, iyi terfi etmiş. Öbür taraftan bakıyoruz başbakan onun nikah şahidi. Öbür taraftan bakıyoruz bu kişi işte Hrant Dink davasında bu olayın şeyi.
mimarlarından, yani Hrant Dink'in 301'deki suçlanmasındaki başrol oynayan insanlardan bir tanesi. Siciline bakıyoruz. Bursa'da siciliyle ilgili gizli dosyasında bir takım şeyler var. Görevi ihmalle ilgili, görevle ilgili bir takım şeyler var. Şimdi bu kişi nasıl baş denetçi olarak? Diğerlerine bakın. Lütfen onu da gösterin diğerlerine. Evet. Bakın yani Türk milletin iradesi, millet adına bu 5 kişilik diğer denetçi heyete bakın. Bir tanesi Sayın Muhittin Mıhçak. Tayyip Erdoğan'ın, başbakanın temiz davalarında yargılanma sürecinde muhalif kalan tek üye. Hı. Mükafatı baş denetçinin, şimdilik denetçi takımının içerisine girdi. Yine Hrant Dink davasında imzası olan kişi. Diğerine bakıyoruz, Abdullah Cengiz Makas. AKP tüzüğünün hazırlanmasında çalışmış ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP grup müdürlüğü yapıyor. Şimdi yani bu, nasıl buna akbusman demeyelim? Diğerine bakalım, Sayın Serpil Çakın. AKP Kadın Konuları MYK üyesi. Bir zamanlar yapmıştır canım suçu. Şu andan bahsediyorum. Şu andan bahsediyorum. Diğerine bakıyoruz, Sayın Zekeriya Aslan, 23. dönem, bizden bir önceki dönem AKP Afyon Milletvekili. Diğerine bakıyoruz, Sayın Mehmet Elkatmış, AKP'nin kurucu üyesi. Yani Nevşehir Milletvekili. Şimdi bakın bu, şimdi 550 milletvekili var, değil mi? İki kişiden bir kişinin oyunu almış bir parti ve bir baş denetçi, 5 tane denetçi, 776 aday başvurmuş. Seçilen, seçim şeyine baktığınız zaman AKP'nin Ombudsman'dan anladığı bu. Yani ne? AKP'nin bu konudaki tarafsız ve bağımsız olması gereken kurum Akbusman haline gelmiş. Şimdi bu vatandaş hani bundan ilgilenmeyecek de neyle ilgilenecek? Kime şikayet edecek? AKP ile, hükümetle, efendim meclisle, meclis başkanıyla, kamu kurumlarıyla sorun olursa bu Akbusman heyeti nasıl bunu çözecek? Yani şimdi ben bunu ana muhalefet olarak dile getirmeyeyim de neyi dile getireyim? Bir şey söylemeyeyim mi? Zaten oy kullanmadım. İtiraz ettim. Bugün de gerekirse mecliste eylemimi yapacağım. Ne yapabilirim başka? Ne yapabilirim? Benim başka bir imkanım yok. Ama bunu benim vatandaşım bilmesi lazım. Yani bu abrakadabrayı, bu hokus pokusla bir takım böyle bir algı, illüzyonu bilmesi lazım. Her şey çok iyi gidiyor. İşte denetim nedir? Bağımsız denetim diyoruz. Tarafsız denetim diyoruz. Hadi bakalım, bu bağımsız denetim mi, tarafsız denetim mi? Yani bunu eğer Sayın Erkan Tan bağımsız denetim diyorsa, tarafsız denetim diyorsa zaten ben hiçbir şey söylememem gerekiyor. Beni yani olay bu kadar basit. Bu işe millete soralım biz yani, gene. Ey millet, bu tarafsız ve bağımsız mı? Sorduk size şimdi. Ben millete soruyorum şimdi efendim. Yani bana sorduğunuz soruyu oraya çeviriyorum. Ama şunu rica edeyim lütfen. Yani yine muhalefet yapıyor demesinler. Biz onların adına bunu dile getiriyoruz. Biz yani bunu yine dile muhalefet her şeye karşı bu CHP yani, kardeşim. İktidara getirirlerse. Ne var yani adam AK Parti'nin TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup müdürü ise. Yunan mı? Hayır. Ya bunların içerisinde şimdi burada kaç kişi saydık? 1+5 değil mi? Hiç olmazsa yani burada milletin iradesinin yansıttığı %26 oy almış bir CHP var. İşte bir MHP var. İşte bir BDP var. Yani iki kişiden bir kişi oy vermiş ama iki kişiden bir kişi de AKP'ye oy vermemiş. O zaman bunun içerisinde o kompozisyon olması lazım. Milletin iradesini tecelli etmesi lazım. Böyle bir milletin iradesi olmaz. Bunun adı parti devlettir. Bu adı bunun Türkiye'de. Bu bir kurum yani, her kurum. Ben size burada bunun gibi Türkiye'deki bütün kurumlar bu hale gelmiş durumda. Yani sorun bu. Onu size söylüyorlar canım. Parti devleti diye repliği AK Parti'nin yok ama size söylediği hayır, bir bakın, şey. Bakın başkanlık peşinde koşuyor. Yani her ne kadar kendi aralarında da artık karizma çizildi. Kardeş kavgaları başladı. Yine bu dokunulmazlık konusunda da yine Sayın Abdullah Gül'e dün bir göndermede bulundu Sayın Başbakan. Dolayısıyla yani hani vatandaş şunu diyebilir. Ya hep muhalefet yapıyor. Doğru söylüyor vatandaş da. Getir bizi iktidara. Bak önümüzde 2 yılda 4 tane seçim var. Bir yerel, bir genel. Getir bizi iktidara. Gör bakalım biz iktidarı nasıl yapacağız. Yani, yani şimdi muhalefet yapmayacağız. Vatandaş hem muhalefet görevi yapıyor, veriyor hem de ya bu CHP de hep muhalefet yapıyor diyor. Öyle mi? Yani orada biraz görev haksızlık yapıyor. Evet. Ama efendim demiş gibi seyircimiz. Erkan Bey boş konuşuyor Umut Orhan Boş. 50 yıldır vekil maaş partisi CHP. Sizden ana muhalefet olmaz. Başkanlık sistemi gelecek, dertler bitecek. Biz vatandaşlar ülkeyi gerçekten yöneteceğiz. İyi yönetemeyen başkanı bir sonraki seçimde de seçmeyeceğiz. Ne var bunda? Demiş Rıza Taşar Gemlik'ten. Rıza Bey, Dengirmir Fırat Bey'in sözlerini dinlesin. Geçen hafta yani bu dokunulmazlıklarla ilgili Sayın Dengirmir Fırat dedi ki, biz dedi halkın iradesini temsil etmiyoruz. Bizi halk seçmiyor. Bizi seçen başbakan. Dolayısıyla biz başbakanın gözüne bakarız, ağzından çıkana bakarız, elimizi indirir kaldırırız. Bizim görevimiz bu dedi. Eğer bunu istiyorsa
oyunu AKP'ye vermeye ama devam etsiniz. Ama başkanlık sistemi abi gelince bu böyle olmayacak. Nasıl inancı daha, var. Daha da güçlü olacak. Daha öyle da mi? Kuvvetli olacak. İşte yani bakın başkanlık sistemi bu. Yani başkanlık sistemi bu. Bu başkanlık sistemi işte. Akbusman bu başkanlık sistemi. Yani bu düşünün ki bütün kurumlarda şu anda zaten uygulanıyor. Ama bu iyice tescilli edilmiş olacak. Bu şimdi bu demokrasi mi? Yani bu milletin iradesini bu tecelli etmiş hali mi? Evet. Diğer üç partiden niye burada temsilci yok? Diğer üç partinin niye adayı yok burada? Bu başkanlık sistemi. Yani ama işte başkanlık sistemi gelirse daha demokratik olmayacak mı her şey? Böyle bir inanç pompalanıyor ama. İşte başkanlık sistemi bu. Var inananlar var. Ben de diyorum buna ki yani burada iki kişiden bir kişi yani %51 oy vermemiş vatandaşımız bu Akbusman'a gittiği zaman bu Akbusman onun muhalefette olan CHP'nin, MHP'nin, BDP'nin işini görebilir mi? Talimatı başbakandan alacak. Başkanlık sisteminde de şey o. Başbakan ne talimatı? Zaten öyle uygulanıyor. Bunu yani fiiliyat böyle de bu resmiyete dönecek. Yani fiiliyat zaten şu anda öyle. Demiş gibi seyircimiz, canım diziyle ilgili eleştirilere karşı çıkıyorsunuz. Kanuniye reva görülen bu dizi, bu muamele Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e yapılsa aynı şeyi söyler miydiniz demiş bir seyircimiz. Ya biz bir şeye karşı çıkmıyoruz. Biz diyoruz ki bu başbakanın başka işi gücü yok mu? Yani başbakanın kurumları var, devletin kurumları var. Devletin kurumları gerekli incelemeyi yapar. Yani başbakan kalkıp da ben şeyi merak ediyorum Erkan Bey. Bakın ben yani siz siyaset programı yapıyorsunuz değil mi? Evet. Ağırlıkla konuklarınız siyaset. Ben sizi izleyemiyorum. Çünkü ben sabah 6'da kalkıyorum. Benim çünkü sabah 6'dan akşam saat 22'ye kadar yani televizyon oturup bırakın haberleri bile zar zor izliyorum. Evet. Yani bu başbakan oturuyor Muhteşem Yüzyıl'ı izleyebiliyor. Yani bu olacak bir şey mi? Yani başka işi gücü yok mu başbakanın? Başka Türkiye'nin gündemi yok mu? Ona mı kaldı Muhteşem Yüzyıl'ın efendim şöyle olması böyle olması? Gerekli kurumlar gerekli incelemeleri yapar. Ayıptır yani siyaset ciddi bir iştir. Devlet yönetmek ciddi iştir. Yani Sayın Başbakan'a kalmadı Muhteşem Yüzyıl'ın yasaklanması yasaklanmaması tarihle ilgili. Bırak tarihçiler bu işte şey. Sen siyasetçisin. İşine bak. Bırak geçmişte uğraşmaya. Geleceğe bak. Vatandaşa hizmet götür. Vatandaşa çözüm üret. Vatandaş işte salı grup konuşmalarında çatışma, ayrışma istemiyor. Biraz artık bunlardan vazgeç. Yeter artık. Evet, siz iktidara geleceğinizde neler yapacaksınız kardeşim? Asıl mezhepçiliği siz yapıyorsunuz. Suriye politikasını eleştirirken bile mezhepçilik yaptınız demiş Eşref Cengiz. Nerede oturuyor Eşref Bey acaba? Yani Eşref Bey nerede oturuyorsunuz? Bir tweet daha gönderir misiniz? Suriye sınırında bir yerde mi oturuyor? O Eşref Bey bir gitsin Gaziantep'e, Kilis'e, Hatay'a, o bölgede yaşayan Diyarbakır'a, Şanlıurfa'ya, Mardin'e, Mersin'e, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yani akşam yatarken nasıl yattıklarını, sabah kalkarken nasıl kalktıklarına bir baksın. Yani savaş riski var ya, kolay bir şey mi? Savaş riski. Yani siz yüzyıllardır komşu olduğunuz bir ülke, akrabalık ilişkileriniz olduğu bir ülke, işte ne bileyim ben bir takım mezhepsel ilişkileriniz olduğu bir ülkeyle durduk yerde başka hiçbir ülkede bu işe girmeden uluslararası kurumlar bu işi seyrederken kalkıyorsunuz başbakanın işte kelamıyla ülkeye savaş açıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi Ankara'dan bu iş kolay. Ben Eşref Bey'e tavsiye ediyorum. Ya açsın, orada vardır arkadaşı tanıdığı. Oradaki vatandaşın bir AKP'ye oy verenler Erkan Bey. Evet. Yani bu konuda en ağır eleştiriyi onlar yapıyor. AKP'ye oy veren hem de böyle kalburüstü iş dünyası temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri aşağı yukarı 8-9 il o bölgedeki ekonomi durmuş. İnsanların hayatı bitmiş, sosyal hayat bitmiş. Bir sürü insan gelmiş Suriye'den. Ne yapalım canım, biz mi karıştırdık Suriye'yi? Oldu işte Arap Baharı, bölgede uyanan halklar, özgürlük talep eden, demokrasi talep eden Arap kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz böyle bir uyanış içerisine girdiler diyorlar. Bakın o zaman şöyle diyelim. Diyelim ki Türkiye'de seçim var şu anda ve Türkiye'deki seçime Amerika Birleşik Devletleri Başkanı geldi. Burada örnek verelim, herhangi bir partiyi destekliyor. Evet. Nasıl destekliyor? Kampanya ekiplerini gönderiyor, efendim bakanlarını gönderiyor, milletvekillerini gönderiyor, afişler yaptırtıyor, konuşmalar yaptırtıyor. Ne deriz biz? Bizim millet olarak ne deriz? Yani nasıl sen kalkıp da başka ülkenin iş işlerine karışıyorsun? Şimdi diyorsunuz ya biz mi yaptık mı diyor. Evet. Bu işlerde büyük müdahale var. Mısır'da, Tunus'ta, her yerde Sayın Başbakan milletvekillerini gönderiyor, kampanya ekiplerini gönderiyor, oradaki Müslüman kardeşleri açıktan destek veriyor. Yani bir ülkenin iç işlerine karışmak Türkiye Cumhuriyeti yakışan bir şey değildir. Devlet politikasına uymaz. AKP zaten dış politikada da bir devlet politikası, bir devlet partisi gibi yönetmiyor. Bir parti devleti gibi yönetiyor. Dışişleri toplantısına bakıyorsunuz, AKP'nin genel başkan yardımcısı katılıyor.
Yani bu ülkenin dışişleri var, dışişleri bakanı var, dışişleri müsteşarı var. Orada bir sürü daire başkanları var. Hayır, öyle katılmıyor. Bizde dışişleri bakanı gidiyor. Canım, iktidar partisinin dışişlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı adam. Ama 89 yıllık cumhuriyet geleneğinden dışişleri devlette devamlılık esastır. Böyle bir bugüne kadar böyle bir belki yanlıştı manzara... canım o. Şimdi demokratik bir ülkede yaşıyoruz. İktidarı oluşturan partinin genel başkan yardımcısı katılabilir canım. Ne var bunda? Diyenler olabilir. Ama sadece Dışişleri Bakanı ile eğer o partinin başkan yardımcısı katıldığı zaman o parti temsil ediliyor oluyor. Yani orada devleti temsil eden kurumlar orada olmamış oluyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani işte parti devleti bu oluyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Siz kendi mutfağınızda Adalet ve Kalkınma Partisi olarak pişirdiğiniz şeyleri orada sunuyorsunuz. Böyle bir şey olmaması lazım. Demin ifade ettiğim ombudsman meselesinde olduğu gibi de öyle. Yani sizin sonuç itibariyle bu ülkenin bir parlamentosu var, dışişleri komisyonu var, efendim Avrupa Birliği komisyonu var. Yani bu komisyonların da görüşü alınarak dış politika belirlenir. Dış politika işte bir Sayın Davutoğlu'nun, efendim bir Sayın Genel Başkan Yardımcısının ve Sayın Başbakan'ın emir ve direktifleriyle böyle bir dış politika olmaz. Türkiye'de böyle hiçbir demokraside bu olmaz. Hiçbir yerde olmaz. Yani Türkiye'de de 89 yıllık cumhuriyette de ilk defa bu yaşanıyor. Yani iktidar partisinin genel başkan yardımcısı gidiyorsa o zaman muhalefet partilerinin de genel başkan yardımcılarının gitmesi lazım. O zaman işler iyice karışır, öyle mi? Onu mu diyorsunuz? Hayır, dışişleri komisyonu var. Dışişleri komisyonunda kararlar alınması lazım. Bu kararlar alınmıyor. Tartışılması lazım. Tartışılmıyor. Parlamento bazı konuları tartışması lazım. Yani Suriye'yle siz eğer bir savaş söz konusuyla bunu konuşmanız lazım. Bu bütün milleti ilgilendiren bir şey. Dış politikada ne bileyim Avrupa Birliği ile eğer ilişkilerinizde bir sorun varsa bunu tartışmanız lazım. Bu bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Şimdi burada bakıyorsunuz işte yani ben de yaklaşık 25 yıldır benim çalıştığım yani beraber görüştüğüm 13. 14. hükümet yani siyaset öncesinde de sivil toplum örgütlerinde de bir sürü hükümetle bir sürü başbakanla beraber olduk. Ben böyle bir şey görmedim. Yani başbakanın katıldığı toplantılarda devleti temsil eden bürokrasiyi o devamlılığı ve sürekliliği temsil eden bürokrasi bypass ediliyor. Birçok görüşme özel olarak yapılıyor. Birçok görüşme özel olarak yapılıyor. Bu doğru bir şey değil. Onu ifade etmek efendim çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Kolaylıklar ve başarılar dileriz. Erkan Atan'la Başkent'ten programı reklamlarla devam ediyor. Reklamların hemen ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya Milletvekili Profesör Doktor Naci Bostancı sizinle ve bizimle birlikte olacak.